Herkese merhaba arkadaşlar. Clash Royale'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte bana Instagram'dan ulaşan Umut kardeşimin hesabındaki sandıklar açacağız arkadaşlar. Ben size hesabımı göstereyim. Bana bu arada Instagram'dan ulaştığı böyle sandık biriktirdim açar mısın diye. Sizin de eğer bu kadar kaliteli, bu kadar güzel sandıklarınız varsa arkadaşlar Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Instagram yorumlar kısmını açıklamaya ve yazıyorum abi. Oralardan ulaşabilirsiniz. Instagram'ı bulabilirsiniz. Ve buradan da söyleyeyim, GDR Fuat yazaraktan arkadaşlar bulabilirsiniz beni Instagram'dan diyerekten. Videoya başlayalım abi. Ve bu arada bu video hatırına yine bir 5000'li ya da 10.000 arası bir like veya üstü bir like arkadaşlar sizlerden bekliyorum. Kanalıma da hala abone değilseniz abi artık abone olun, yani daha da bir şey demiyorum. 100.000'de biliyorsunuz büyük sandık açılımları, çekilişler, turnuvalar, abi ne ararsan olacak yani. Kanka sen düşün gerisini. Bu şekilde abi, bu şekilde. Bu arada Instagram'dan da yazarsanız abi turnuvalarda Instagram'dan artık haber vereceğim. Hani oradan zaten ara ara turnuva yapıyorum arkadaşlar. Instagram'ı mutlaka takip edin. Yani hem turnuvalar için, hem sohbet muhabbet için, hem böyle sandıklarınız varsa yani her türlü Instagram'ı takip edin. Ve 100.000 abone olmak için de abi mutlaka kanalıma hala abone değilseniz abone olun abi. 100.000'de gerçekten manyak şeyler yapacağız. Sizin de işinize yarayacak. Gerçekten çok manyak şeyler yapacağız. Çekilişinden tutun turnuvasına, her hafta 10.000 taşlık turnuvasına, sandık açılımına, hesap maksimasına, şuduna bununa, yani neyse abi öyle yani. Gerçekten böyle arkadaşlar, 100.000'e çok az kaldı bu arada. Hepiniz adamsınız, bu videoda güzel bir like bekliyorum dediğim gibi. Dedikten sonra bu videoda arkadaşlar şunları yapacağız. Biliyorsunuz ki efsanevi kral sandığı var abi. Beleş'e efsanevi kral sandığı açacağız. Gerçekten Beleş'e daha önce hiç efsanevi kral sandığı açmadım abi, ilk defa Beleş'in efsanevi kral sandığı açacağım, çok heyecanlıyım. Ve ondan da sonra burada bir tane destans kartımız var. Bu iki kart arkadaşlar yeni sayılır diyebilirim. Yani destansı kart, efsanevi kart ve de kraliyet, ne kraliyeti lan, efsanevi kral sandığı yeni sandıklar diye düşünüyorum arkadaşlar. Üçüne yeni sandık dedim ben. Yani aslında tabii ki de en yenisi efsanevi kral sandığı ama bunlar da yeni yani. Oyun ilk başladığında süper büyülü, büyülü falan vardı abi. Bunlar yoktu. Hatta süper büyülü bile yoktu da. Hani o kadar eskiye gitmeyelim. Bir tık eskiye gidersek süper büyülü, büyülü dev var. Ondan da sonra gelen efsanevi ve dev sansı var. Ondan da sonra gelen efsanevi kral sandığı var. Bakalım bu 3 jenerasyondan en iyisi hangisi? Sizler ne düşünüyorsunuz mutlaka yorumlar kısmına yazın kankiler. Ben abi buradan taç sandığıyla başlayacağım. Taç sandığı da süper büyülü ve büyülü sandıktan biri olabilir. İskelet fıçısı ve kaç tane efsanevi çıkar bu sandıklardan toplamda? Mutlaka yorumlar kısmına yazın kanki. Yorum atmanız benim için çok önemli. Hepsini okuyorum dediğim gibi abi. Burada klan sandığı da varmış ama klan sandığını bekleyemeyeceğiz abi. Her neyse. Geliyorum buradan destansı sandığı açacağım arkadaşlar. Destansı sandıktan iyi bir şeyler ver kanki. Ne verdin? Avcı verdin. Avcısına 2 yaptık kardeşimizin. Umut kardeşimizin bu arada hesabı. Goblin fıçısı güzel oldu. 4 seviye yaklaştı ve ayna verdi abi ya. Süpersel. Gerçekten lanet olsun kanki ya. Oğlum nasıl adamsın ya. Gerçekten nasıl çirkef lanet. Buradan büyülü sandığı açacağım abi. Şimdi eski sandıklar. En eski sandıklara gittik arkadaşlar. Büyülü sandık geliyordu. Felo kulesi. Oklar. Dart goblini. Mezar taşı, mega şövalye, elit barbarlar ve efsanevi vermedi ama 4 tane kasırga güzel oldu arkadaşlar diye düşünüyorum. Buradan abi süper büyülü açacağım. Efsanevi çıkar diyenler yorumlar kısmına mutlaka yazsınlar. Bence çıkacak abi artık. Buradan sonra 3 tane efsanevi düşürebiliriz diye düşünüyorum. Bakalım bundan çıkması lazım. Bombacı Tesla, Golem. Golem güzel, Golem güzel. Şövalye güzel. Büyücü güzel. Çıktı mı aman tanrım dedim. Destans Efsu abi. Destans Efsu adamsın. Süpersel adamsın. Clash Royale sen de adamsın. Zaten adamsınız. Sıkıntı yok. Balon çıktı. Balonu 5. seviye yaptık. Manyak oldu bu gerçekten. Ne geliyor yorumlar kısmına yaz kanki? Bence elektro büyücü. Ne geldi? Mega şövalye geldi. Manyak oldu abi. Megasını da 2 yaptık kardeşimizin. Gerçekten süper oluyor. Şu an süper gidiyordu. Efsanevi kral sandığı ve efsanevi sandık kaldı. İkisinden de efsanevi çıkma ihtimali kesin. Ancak hangi efsaneviler çıkar? Bence abi şu an düşünüyorum. Tomruğu birazcık sıkıntılı. Baktığımda başka neyi sıkıntılı abi bunun? Haydut çıkabilir, tomruk çıkabilir, efsanevi sandık, madenci, hepsi birinci seviye aslında. Ya birinci seviyelerin hepsinden çıkma ihtimali ama bence hani hayalet atabilir abi ya. Hayaletle arkadaşlar şeyi çıkartabiliriz. Hayaletle içime şey doğdu, elektro büyücü. Elektro büyücü kesin çıkacak abi ya. Elektro büyücüyle hayalet düştü. Siz nerede düşünüyorsunuz? Bakalım açacağım. Açıyorum. Efsaneviden başlayacağım abi. Efsanevi sandık geliyor abi. Ne geliyor? Eski sandıklar vs yeni sandıklar kapışmasında tomruk çıktı. Tomruk çıktı. Ben ne demiştim lan? Tomruk çıkar dememiştim değil mi? Tomruk çıkar demedik. Tomruk çıktı abi. Tomruk da güzel oldu. Kardeşimize hayırlı uğurlu olsun dedikten sonra en baba sandığa geliyoruz. En yeni sandığa. Bakalım siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar bu arada? Yeni sandıklar mı eski sandıklar mı daha iyi?
Bunu da yorumlar kısmında cevaplarınızı bekliyorum. Okuyacağım, hep birlikte tartışırız abi. Eski sandıklar mı, yeni sandıklar mı? Bugün de aslında bunu da görmüş olduk arkadaşlar. Ben burada neyi seçmek istiyorum? Mega dal kabuğu seçelim abi. Mega minyon, mega dal kabuk. Mega minyon sürüsü. Gayet güzel bir kart olabilir. Supercell izliyorsan bu kartı çıkart kanki. Roket mi, alev topu mu? Ben alev topunu alacağım. Yükseltmesi gelmiş en azından. Klandan isteyerekten alev topunu verimli bir şekilde kullanabilir. Buradan kraliyet hayaleti, kraliyet devini alacağım abi. Kraliyet hayaletini ağzıma çağırıyorum. Bakalım gelecek mi? Tabii ki de buradan Zlaşör'ümüzü aldık. Okçu kızımızı aldık. Bakalım abi devam ediyoruz. Kasırga mı, golem mi demiş. Siz olsaydınız ne seçerdiniz ya? Abi adam ikisini de kullanıyor şu an. Neyi alsam onun için kar olacak ama ben golemi seçmek istedim. Açıkçası ben golemi seçmek istedim. Golemci olarak ihanet etmek istemem de. Abi bunlar nasıl destansılar ya? Harbiden abi. Ya nasıl ya abi ya? Nasıl ya? Beleş diye bu da yapılmaz ki kardeşim. Hani beleş diye bu emek değil mi kardeşim? Bu adam bunu biriktirmek için kaç XP kazanmış biliyor musun? 500. Ya bunu biriktir biriktir. Esansı ne çıktı? Hayalet ver. Hayalet ver. Oğlum Mega Şövalye ile Prenses verdi kanki. Mega Şövalye ile Prenses verdi. Şimdi neyi alırsak seviyesi aynı kalacak arkadaşlar. Ben Mega Şövalye alaraktan en azından bir tık daha yükseltmeye yakın oluyor. Çünkü 3 tane kalacak. Prenses'i alırsak Prenses'ten 9 tane kalacak abi. Hatta yok. 8 tane kalacak. Ben 3 tane kalan Mega Şövalye'den seçmek istiyorum. Ve Mega Şövalye'yi seçtik arkadaşlar. Buradan da ödüllerimizi toplayalım. Bir sürü de ödül biriktirmiş. Adam belki büyülü sandığı da açarmışız falan diyorum. İmkansız. Tabii öyle bir şey imkansız. Bitti. Roket geldi. Roketin gelmesi güzel. Bugün bayağı rokette kastık abi. Başka hemen sandığı var mı diye bakayım abi ben bir. Yok. Yok. Aynen yok abi. Şur desteğiyle maçlar atacağım bana dedi ki abi hazır oynamışken kupada kasarsın dedi. Ben videodan önce bir iki maç attım arkadaşlar ve kazandık. İnşallah videoda da kazanırsa abi, yani video öncesinde atıp da kazanırsak. Hani kazanıp da burada şimdi yenilmek olmaz. Videodayız. Video hatırında kazanalım değil mi? Ha, tabii 4000 kupa yapamayız ama şu an bu videoda. En azından maç kazanabiliriz kanki. Bakalım. Bakalım rakibimiz Hanky Moody. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi bakın mutlaka yorumlar kısmına şunu yazmayı unutmayın arkadaşlar. Eski sandıklar mı, yeni sandıklar mı? Merak ediyorum abi. Bence efsanevi kral sandığı çok iyi ya. Hani yeni sandıklar daha iyi. Hatta bayağı iyi. Bayağı iyi yani. Oha be kardeşim 6. seviye mi? Bizde kaçıncı seviye? 4. seviye destansı var adamda. 6. seviye destansı var kanki. Ne yapacağız bu adamı bilmiyorum. Bak attı, gördün mü? Keto. Gel. Bak buraya atacak. Bak sen zeki misin oğlum ya? Yapma be oğlum, yapma yapma. Neyse devle çıkarız abi, sıkıntı yok. Devle çıkacağız, devle çıkacağız. Devle çıkacağız, devle çıkacağız. Baba dur baba, arkada kal. Baba arkada kal. Babacım babacım. Prens prens, dur prens, dur prens. Prens benim, prensim. Vurdu baba. Adam reis aga. Vurdu. 1 2 3. Dur 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 dur, sen de dur, sen de dur. Mega onu al lan. Mega alırsan kule de gider. Kule de gider. Mega al onu. Mega. Yarım saat oldu be Mega. Bir 9 seviye olsaydı Mega alırdık ama iyi vurduk abi, iyi vurduk, iyi vurduk, iyi vurduk. Sıkıntı yok. Bir de zehri atmak istiyorum arkadaşlar ben. Aha sıkıntı. Aha buraya gel lan. Lan buraya gel lan. Lan buraya. Oha Zehre ölmedi abi okçu. Oğlum ciddi misin lan? Zehre nasıl ölmedi kanki o? Zehri normal attım ben. Hayda. İkisine birden vurdu. Adamdır Kara Prens. Gerçekten arkadaşlar Kara Prens'i kullandırtın. Kullanın. Önerin. Her şeyi yapın abi. Bak yine buraya attı. Oğlum sen zeki misin ya? Bana bunu söylesene. Ne yapsam ki ya? Bunu bırakacağım, kuleye alsın ya. Aman öf. Vallahi arkadaşlar mecburen bıraktım orayı. Vurma lan daha bir daha. Mecburen bıraktım abi. Oraya iksir harcamak istemiyorum açıkçası. Çünkü soldan gidip sol kuleye alacağım. Çünkü o sağ kuleye odaklandı şu an. Alacak orayı abi. Yapacak hiçbir şey yok. Adamda 6. seviye destansı kartlar. Bizde 4. Kanki işte. Görüyorsun. Proluk. Her yerde proluk. Lütfen. Lütfen. At oraya da bir şey de zehirleyeyim lan seni. At oraya da bir şey de zehirleyeyim. Abi şimdi mi atılır ya? Öf. Of tek attı ki. Adam tek attı Pampi. Pampitolarım adam tek attı yala. Oh yemen. Oğlum zehir atacağım da zehir de hiç işlemiyor ki adama resmen. Adama zehir atıyoruz. Adam ne oluyor bilmiyorum yani. Adama zehir komik bir şeymiş gibi geliyor abi. Ciddi diyorum var ya. Çok sıkıntı yaşayacağız şu an. Kuleye vurma Cello. Cello adamsın be. Harbiden seni seviyorum. Bazen seviyorum. Bazen seviyorum kanki. Güzel, tamam onu sen öyle kullandın, güzel. Güzel, ben yine atağa çıkacağım arkadaşım. Kardeşim Hanky Mon. Hanky Mon diyor. Oo roketi var bebeğimin. Roketi var bebeğimin. Aldı orayı abi. Aldı orayı, aldı orayı, aldı orayı. Oğlum bu zehir öldürürsün değil mi sen onları? Şimdi abi şey atacak oraya. Güzel.
Zehir baba öldür onları. Zehirim, zehirim, zehirim. Ve baba pro kardeşim. Bitti maç, bitti. GG. İyi oyundu kardeşim. İyi oyundu, iyi oyundu. At 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 sabaha kadar oğlum. Alev topunu almışsın. Roketi almışsın. Almışsın da almışsın yani. Başka ne kaldı büyü olarak almadın kardeşim senin? İlginç ya. Neyse alsın. Bu arada elmas kasak değil mi? Elmas da kasıyoruz bir anda. Evet rakip Vipino. Pino. Hoş geldin Pino. Bu arada arkadaşlar 250 taşı aldınız değil mi beleşten? Yani sakın bırakmayın abi böyle etkinlikleri. Aşk gözlü Supercell'i bu şekilde sömürün abi. Ne şekilde sömürebiliyorsunuz sömürün. Böyle teklifleri kaçırma. Aa yine bir destansları 6 olan bir keto. Dur dur onu öldürme dur. Kanki sonra. Oğlum onu öldürecek mi prens? Prensi durduracak mı? Prensi öyle durdurdun. Bunu da durdur. Şimdi abi yerden bir şey atarsa diye korkuyorum. Şu an hemen bir tomruğum hazır. Tomruğum hazır benim. Tomruğum hazır. Ah be oğlum be. Ne atıyorsun ya? Bari o şövalyeyi alsın lan. Bırak. Bırak. Kötü kalpli adam. Bırak. Evet. Şimdi bravo dedi bize. Teşekkür ettim kanki. Bir çarpmayla onların ikisini durdururuz diye düşünüyorum. Aynen. Tamam güzel. Çarpma temiz abi. O soldan neyle vurdu? Yavru ejderhayla vurdu. Soldan biz de babalar gibi gittik hasarımızı vurduk abi. Bombacı mı? Aa silah şur tamam. Şimdi abi ben bu zehri atarsam o zehri ölmez o. İmkansız ölmez. 8 saniyede 83 hasarı var. 30 mu lan? O ne hangi hasar? Hangi hasar lan bu? 30 saniye mi? Valla çok sıkıntı olacak ya bu maç. Adamın bu sefer enderleri de bayağı güçlü arkadaşlar. Yani öyle söyleyeyim yani size. Enderleri de bayağı güçlü. Oğlum o 9 seviye alacak mı lan onu? Almazsın değil mi kanki yani ayıpsın. Heh güzel 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 tamam bize böyle gelin. Oğlum o silahşörü alın lan oradan lan. Silahşörü alın lan. Lan oğlum alsana lan. Ya ne çirkepsiniz ya. Abi silahşörü alın ya. Gerçekten silahşörü alın ya. ne yapacağız kanki seninle? Devi yerleştireceğim abi şu an. Dev gelir misin polis mi çağırayım? Dev. Hey 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 hey. Tamam abi devlet ha. Çıkıyoruz tekrardan. Bu arada arkadaşlar bu desteği düşük kupalardan böyle 4000 kupaya çıkma destesi olarak da algılayabilirsiniz. Tabii ki 4000 kupaya çıkma destesi diye bence bir şey yok abi. Ama en azından 4000 kupaya çıkartabilecek bir deste olduğunu düşünüyorum ben. Hani oynayabileceğiniz destelerden biri. Ha, öyle söyleyeyim. 4000 yoksa 4000 kupaya bu desteği kullan da çık diye bir şey yok yani abi. Öyle bir şey yok. Bunu diyenlere inanmayın. Ama tabii ki de 4000 kupa için kullanılabilecek bir deste mi? Evet. Açıkçası evet yani. Dur be kardeşim benden çok vurdun neredeyse utanmaz. Utanmaz arlanmaz ya. Tamam güzel çarpma attın sen oraya kanki. Gel bakalım. Oğlum sende de mi roket var ya? Vay arkadaş ya. Herkeste roket var anasını satayım. Sen dur bir kanki. Sen şöyle gel. Oraya gidek de bir el vurak. Bir el vurak. Bir el vurak. Aldık abi orayı tamam sıkıntı yok aldık. Silah şurada orada hiç ettik. Şu an abi sakiniz ve 1 saniye kalmıştı zaten ve maçı kazandık arkadaşlar. Son bir maça daha girmek istiyorum. Kardeşim kupasını yükseltebildiğim kadar proluğumu kullanaraktan yükseltmeye çalışacağım. Gerçekten çok rica etti Umut da abi kupamı kasar mısın diye. Normalde arkadaşlar Instagram'dan kupa kas abi diyenlere cevap veriyorum ama hani şöyle cevap veriyorum. Kardeşim işte kupa kasacak hiç vaktim yok falan filan gibisinden. Çünkü bayağı uğraşıyorum abi ben. Hani artık anlamanız lazım buna. Kupa kasacak vakit yok ya. Böyle bir vakit yok. O yüzden uygun bir dille herkesi reddediyorum. Ancak şöyle de bir şey var arkadaşlar. Artık gerçekten çoğu mesaj böyle olduğu için. Hani sıkıldım. Bu tür şeylere cevap vermeyeceğim artık arkadaşlar. Onu da bilginiz olsun. Yani hesap kasmıyorum abi. Buradan söyleyeyim. Hesap gerçekten arkadaşlar kasmıyorum. Hani tabii ki de herkese yardım etmek isterim ama abi düşünün. Size 1000 kişi abi hesap kastıyor. Bakın gördünüz mü zehri ne kadar güzel attım. Bak adama bak. Harbiden pro oyuncusun kanki sen ya. Oğlum sen bu beyinle fazla yaşamazsın. Oğlum zehrin içine ateş topu alev topu. Alev topu ne lan bir dakika. Şu an bir konsantre oldum. Ha, zehrin içine goblin çetesidir. İşte ne bileyim diğer ruhlardır. Onlar bırakılır mı kanki ya? Hani sen buralara kadar nasıl geldin? Çok merak ediyorum. Vallahi çok merak ediyorum. Yani arkadaşlar düşünün. Her gün 1000 kişi size abi hesabımı kaslıyor. Yani tabii ki de arkadaşlar sıkılırsınız bir yerden sonra. O yüzden abi hesap kasmıyorum. Bunu da buradan söylemek zorundayım. Yani söyleyeyim. Ondan sonra abi neden cevap vermiyorsun gibisinden şeylere bana yazmayın.
Tek cevap vermediğim kısım bu kısım arkadaşlar. Yani hesap kasıyor musun abi? Kasmıyorum kardeşim. O yüzden bir tek bunlara cevap yazmadım arkadaşlar şu ana kadar. Onun haricinde abi her şeye, atılan her yoruma, verilen her yoruma, yani bana söylenen her şeye cevap vermeye çalışıyorum Instagram'dan yani. Sadece bu mevzuyu açıklamak istedim sizlere. Bu şekilde. Hesap kasmıyorum yani arkadaşlar. Sadece bu kardeşimizin videosunu çektiği için, madem adamın hesabıyla video çekiyoruz, adam bizim için o kadar biriktirmiş, emek vermiş. Çünkü bu sandıklar abi hemen öyle olacak şeyler değil. Gerçekten bir emek lazım ki bu sandıkları biriktirmek için. Adam çünkü bana çok önceden yazdı yani abi, sandık biriktiriyorum senin için diye. Bu şekilde biz de ona bir iyilik yapmış olduk. O şekilde yani. Şimdi adamın hesabıyla video çekip hem de yok kardeşim kasamam diyemem yani, değil mi? Zaten kasmıyoruz abi, video için oynuyoruz yani, olan olay o. Videoda da olabildiğince iyi kupa yapmaya çalışacağım şimdi. Ama 40 saniye kaldı, şunun şurasında sıkıntılar var. Sıkıntılar var. Adam kuleyi aldı ya, lanet olsun adam sana. Adamım lanet olsun dostum. Şimdi dur kanki, sen çok şımardın. Tamam mı? 26 saniyede kaldı zaten kanki. Tamam güzel, işte bana bunlarla gelin. Güzel güzel, tamam. Tamam. Bir tane sen vurla git. Git vurla, iki tane vur mega. Mega iki tane vur mega ya. Mega ya. Çok vurur musun oraya? Çok vurmazsın ha. Allah kahretmesin. Wow, oraya ateş ruhları attı kanki, gördün mü? Oraya ateş ruhları attı ve anında gitti abi ateş ruhları. O da eri vurmadan eri ve abi bir maç daha kazanaraktan gerçekten mükemmel prolumu gösterdiğimi düşünüyorum. Yüksek 4000 kupayı hani bıraksanız abi bugün çıkarım gibi duruyor. Hani birazcık zorlasam, birazcık oynasam arkadaşlar 4000 kupa olurum, ancak videoda sonuna gelmiş bulunuyoruz. 3 tane maç attık, 3'ünü de kazandık arkadaşlar. Bundan önce de 1-2 maç daha atmıştım, onları da kazanmıştım. Ya bu şekilde 4000 kupaya rahatlıkla çıkabilecek bir hesap diye düşünüyorum. Ben çıkartırım diye düşünüyorum. 4000 kupaya yani 1-2 saate çıkarırım diye düşünüyorum. Ancak bu şekilde abi videomuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi kendimi de birazcık anlattım sizlere, bu şekildeydi. Sizleri çok seviyorum abi, harbiden çok seviyorum. Hepiniz adamsınız kankiler. Bugünlük bir Clash Royale bölümümüzün daha sonuna geldik. Umut kardeşime de tekrardan teşekkürler, benim için sandık biriktirmiş. Bu kadar uğraşmış, aylarca uğraşmış, sandık biriktirmiş. Eski sandık ve ise yeni sandıkların bu arada şeyini yapmış olduk. Hangisi daha iyi, yorumlar kısmında bekliyorum sizin düşüncelerinizi. Bu şekilde biz de ona bir iyilik yaptı bize madem. Biz de ona bir iyilik yaparaktan 3700-3800 kupalara kadar getirdik. Bu şekilde de umarım beni izlerken keyif almışsınızdır. Bu arada en yüksek kupası da abi 3760'mış yani... Kardeşimizin en yüksek kupasında yapmış bulunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun hem kupan hem kartların kardeşim, Umut kardeşim. Seviliyorsun. Siz de seviliyorsunuz kankiler. Herkese iyi günler. Hoşçakalın ve bay bay.